Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün besaniyemize geldik. Hayvanlarımıza baktık. Otlarını, balyalarını verdik. Şöyle bir genel olarak çiftliğimizde, seralarımızda şu an Aralık ayındayız. Bu aralar ne yapıyoruz? Ne işlerle uğraşıyoruz? Size onları göstermek istiyorum. Buraya da çakıl getirecektik. Hem işler üst üste geldi hem de yağmur yağdı. Bizim traktörümüzün kabinini çıkartıyoruz. Seralar alçak olduğu için. Yani yağmurda da traktörle çalışamıyoruz. Yağmur yağınca da iyice çamur oldu buralar. Bir de bir iki işimiz vardı. Biliyorsunuz paşayı sattık. Onu bindirdik. İneğimizin de o gün pazarlığını yapmıştık. Satılmamıştı o gün. Tekrar Dural abiyle konuştuk, anlaştık arkadaşlar. İneğimizi de Dural abimize verdik. Yavrusuyla beraber. O yüzden işler üst üste binince çakıl işi de kaldı. Bir iki günlüğüne. Bakalım en kısa zamanda buralara çekmemiz lazım. Şimdi dediğim gibi çiftliğimizi gezelim. Neler var neler yok bakalım. Önce seralardan başlayayım. O tarafa doğru gidelim. Seralarımızda neler var bir bakalım. 3 dönüm seramız var arkadaşlar. Şu anda sağ tarafta 2 peron sarımsağımız var. 500 metrekare. Burada da sol tarafta 1,5 dönüm rokamız var. Şu an çok küçük, daha taze. Ama yakın zamanda büyür bu da. Havalar sıcak gidiyor, güneşli. Sol taraf 1,5, sağ tarafta da 1 dönüm. Toplam 2,5 dönüm roka var. Rokanın da ekerken, gübrelerken videolarını çekmiştik. Ne kadara sattık, ne kadar kazandık, ne kadar masraf ettik. Onun videosunu çekmiştik arkadaşlar. Onları da izleyebilirsiniz kanalımızdan. Sarımsağımızı anlatayım. Arkadaşlar buraya biraz sık diktik. Sebebi de bunun yeşilini satarız diye. Yani biraz daha olgunlaşmadan. Şurada dışarıya diktik. Onu da anlatayım birazdan. Bunun yeşilini satmayı düşündüğümüz için hani çok seyrek olmasına gerek yok. Sık da olur diye. Bunlar da çok güzel yetişti. Hani ne kadar ektiysek o kadar çıktı, bir seyreklik. Bir hastalık yok. Maşallah sarımsak güzel. Şurada dışarıda da var. Buraya biraz daha seyrek diktik. Hani kafa olarak alalım diye. Bunu da piyasa tutarsa, yeşili para ederse bunları da kullanabiliriz, sökebiliriz. Bekletip olgunlaştığında da satılabilir. Yani piyasası yoksa, satılmıyorsa da kurutulup kurusu satılabilir. Yani stok malı olduğu için pek bir şey yok bunun, problemi yok. Her açıdan değerlendirebilirsiniz. Bunlar da güzel. Bunların da çok şükür hiçbir hastalığı, sıkıntısı yok. Şu an yetiştirdiğimiz ürünler bunlar arkadaşlar. Dışarıda burada 1,5 dönümden biraz fazla. Hani 2 dönüme yakın. Dışarıda sarımsağımız var. 500 metrekare. 2 peron. İçeride sarımsak. 2,5 dönümde rokamız var. Rokayı videolarda anlatmıştım. Bunun olgunlaşma süresi biraz daha hızlı. Bir ay, 1,5 ayda yetişiyor. Sarımsağın biraz daha geç. Eylül-Ekim'de dikiyorsunuz. Şubat, Mart o aylarda onlar da olgunlaşmaya başlıyor. Besaniyemize geçelim arkadaşlar. Kapalı besaniyemizde. Burada kurbanlıklarımız var. Bunların da bakımını az önce yaptım. Otlarını attık. Yiyorlar hala. Dışarıya döküyorlar. Bunları gitmeden önce bunları topluyoruz. Bunlar da diğer buzağların arasından ayırdığımız büyük buzağlar. Orada birbirlerine zarar veriyorlardı, süsüyorlardı. Bunlar büyük olduğu için buraya bağladık bunları. Burada bakımlarını yapıyoruz. Sulukları da bir problem yok. Bunların da otlarını verdik. Sadece altlarını alacağız. Bir tek o işlem kaldı. Videoyu çektikten sonra onu da halledeceğim. Burada da küçük buzağlar var. Maşallah hepsi yamyam gibi. Ne haber?
Yağmur yağınca bunların bahçesi de çok kirlendi. Bu dışarıda iki tane hayvanımız var arkadaşlar. Onlar da büyük buzağların yanında duruyor. Sabah geldiğimiz zaman kapıyı açıyoruz, onları dışarıya çıkartıyoruz. Bunlar biraz zedelenmiş, darbe görmüş hayvan. Hem süsmüşler hem de biraz zayıflamışlar. Bunlar hem kendini biraz toparlasın diye, biraz gelişsin diye bunları sabah çıkartıyoruz. Geliyorlar bunlar, yayılıyorlar burada. Akşam tekrar kapıyı açtığımız zaman hemen gelip giriyorlar. Başka bir yere de gitmiyorlar, uzağa kaçmıyorlar da. Bunların şimdilik rahatı iyi burada. Ama biz burada olmadığımız zaman ben bir yarım saat sonra bakayım. Hemen balyalığa gidiyorlar. Orada kuru balyalardan yiyeceğiz diye uğraşıyorlar. Burada taze ot varken. Yonca bir de yani. Niye yemiyorlarsa. Orada diğer balyaları dağıtıyorlar, pisletiyorlar oraları. Biraz orada biraz ziyan ediyorlar. Arkadaşlar şurada da ekipmanlarımız var. Şöyle genel olarak onları da bir anlatayım. Neler kullanıyoruz? Hangi işimizi görüyor? Onları da bir anlatmış olalım. Şöyle baştan başlayalım arkadaşlar. Bir de bu makinelerin bazıları, şu an hatırlamıyorum hangisi olduğunu, ortak alıyoruz. Eşimizle, dostumuzla, akrabamızla. Çok senede bir defa kullandığımız makine. Beraber 4 kişi 5 kişi toplaşıp alıyoruz. Öyle kullanıyoruz. Burada patlatmamız var. Daha geçen gün arpa ekerken kullandık. Bunun birkaç tane demiri çıktı herhalde. Çaprazlama falan gelince koparttırıyor demiri. Oraya demir koyduk. Burada sılaj makinemiz var. Arkadaşlar balyadan bizi çok kâra geçiren bir makine. Mısır tarlalarında çok işimizi gören. Hem hayvanlara yeşil, taze ot imkanı sunuyor. Hem de bizi balyadan kâra geçiriyor. Bu da bizim en çok işimizi gören makinalarımızdan. Burada tırmığımız var. Tohum ekerken tohumlar toprağa karışsın diye kullandığımız makine. Hemen burada daha geçenki videoda kullandık. Tohum saçma makinemiz. Normalde gübre saçma diye kullanılıyor. Bu fenli gübreleri. Biz de tohum saçma olarak da kullanıyoruz. Burada toplama makinemiz var arkadaşlar. Bu da yoncaları biçtikten sonra hem çevirip güneşten iki tarafında kuruması için. Çünkü küflendiği zaman hayvanlara midesine rahatsızlık veriyor. Bunu da hem çevirip hem de toplayıp balya yaptırmadan önce. Onun için kullanıyoruz makineyi. Burada doldurma kepçemiz var. Şurada gübre yığınımız var. Yaklaştırayım biraz. Bununla gübre doldurma makinesine doldurup gübrelerimizi de atıyoruz. Bu da o işimize yarıyor. Şurada standart dörtlü pulluğumuz. Kürüme kepçemiz var arkadaşlar. Bu da en çok işimizi gören makinelerden biri. Besaneyi kürürken çok işimizi görüyor. Hayvanların altı tertemiz oluyor. Burada çapamız var. Biraz yıpranmış ama hala işimizi görüyor. Son olarak da arkadaşlar ot biçme makinemiz. Bunu da yoncalarımızı biçerken kullanıyoruz. Tınaz, tamburlu çayır biçme makinesi diye geçiyor. Ekipmanlarımız da bu şekilde arkadaşlar. Tarlamızın kenarında duruyor. Gübremiz burada. Hayvancılıkla tarımın aynı anda yapmanın artılarından biri. Gübre ihtiyacınız karşılanıyor. Burada gübremiz var. Traktörümüzün kabini de burada. Çok fazla kullanmıyoruz onu. Bir de çapamız var arkadaşlar. Bunu da anlatmadan geçmeyeyim. Bu da çok işimizi gören bir alet. Hem motosiklet gibi, ATV gibi. Hem de arkasında ot taşıyabildiğimiz, balya taşıyabildiğimiz çok iyi bir makine. Hem de çok az yakıyor. Az bir şey mazotla bizi bir ay idare ediyor. Tarlamız köyden uzak olduğu için hem de çamurlu bir yol.
arabaları yıpratıyor biraz. Karlı çamurlu günlerde bunu kullanmayı tercih ediyoruz. Bu da işimizi görüyor. Transitimiz burada. Transitimizi de şehre süt götürürken kullanıyorduk. Şehre süt götürüp oradan yem alıp gelirken çok rahat işimizi görüyor. Bir tane de Lada'mız var arkadaşlar. Lada Samara. Eski bir araba. 90 model. O da tarlaya kullandığımız bir araba. Çok yıprandı. Onun rotları sürekli arıza çıkartıyor. Taşlı yolda kullandığımız için. Şimdi o da tamir olacak bugün. Babam onun yanında. Köyde Ercan ustamız var. Onunla birlikte yapacaklar bakalım. Onu da kullanamıyoruz bir 15-20 gündür. Arıza açtığı için. Evet arkadaşlar, videomuzu burada sonlandıralım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.